Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videomuzun içeriğine geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan. Evet, başlıklarında gördüğünüz gibi Euro Truck Simulator 2 telefonlara, tabletlere yüklemeyi çok istediğimiz ama yükleyemediğimiz oyunlardan birisi arkadaşlar. Bir sürü video var. Videolarda bilgisayar ekranı telefona yansıtanlar var. Ya be arkadaşım, onu yansıttıktan sonra, ben onu her yerde oynayamadıktan sonra o benim ne işime yarayacak yani, demek istiyorum. Ben de size Euro Truck Simulator 2'ye benzerlikleriyle bilinen 2 adet Android oyunu göstereceğim arkadaşlar. Birinci oyunumuz bu. Bunun zaten linkini de aşağıya koyacağım. Şöyle bir grafiklerini hemen bir play diyelim arkadaşlar. Oyunumuz şöyle bir açılsın. Grafikleri çok güzel. Tabii geliştirilmesi lazım. Onu da söylemeden geçmeyeyim ben. Evet, oyunumuzun şöyle çok güzel grafikleri var. Şu an tırımızın da grafikleri çok güzel. Hemen bir start diyelim. Evet, tırımız çalıştı. Biz de hemen böyle bir ekrana şey yaptı. Biz hemen biraz gidelim. İçini de göstereceğim biraz sonra. Şimdi şuradan kameradan bakalım içine. Evet, içi böyle arkadaşlar. Şöyle sağa sola bakabilirsiniz. Euro Truck Simulator 2'ye arabalarına cidden benzediğini söyleyebilirim. Onun için tanıtıyorum. Zaten yollar da öyle. Biraz şöyle bakalım farlara falan. Farlar şöyle. Bakın arkada da tır var zaten. Sinyallere bakalım. Kornaya bakalım. Evet, bu tır cidden güzel. Oyunumuz cidden güzel. Hemen bir sinyal verip dönelim bakalım. Yanlış yere dönmeyelim de. Belli bir süreden sonra da otomatikman sinyali kendisi kapatıyor zaten bu oyun. Şu an zaten güzel bir şekilde göstermeye çalışıyorum ben size. Şöyle güzel bir grafikleri olduğunu söyleyebilirim bu oyunun. İndirmeye değer, çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. İkinci oyunumuza yavaş yavaş geçmeden önce şu tırla biraz sürelim. Ondan sonra geçelim. Fazla videomuzu da uzun tutmak istemiyorum. Şöyle hemen biraz bakalım. Ooo, girdik usta. Ooo. Bakın ben bunu size şey göstereyim. Bakın fren sistemi. Bu tırın fren sıkarken çok güzel fren oluyor. Bakın mesela şöyle gidelim. Bakın. Güneş yansıtıyor gerçi de. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle. Tırın kafası içeri doğru çekiyor. Evet arkadaşlar, dilerseniz evet arkadaşlar, ikinci oyunumuzun birinci oyundan en büyük özelliklerinden birisi sesli navigasyon olması, telsiz olması ve radyo olması. Hemen bir garaj diyelim, tırlarımızı göstereyim. Garaja girdiğimizde Euro Truck Simulator 1 gibi böyle seçme yeri yapmışlar. Çok güzel dolmuş. Bir sürü tır var arkadaşlar. Ve hiç beklemediğim bir tır var. Beni çok mutlu eden bir tır. Tabii paramız yok, alamadık. Evet, geliyor, hazır olun. Tesla var arkadaşlar. Tesla gibi duruyor. Mükemmel bir tır yapmışlar. Hemen buradan da çıkalım. Bir oyuna başlayalım. Evet, oyuna başladığımızda buradan bize şirketlerden bir şeyler seçiyoruz. Mesela şunu seçebilir miyiz acaba? Evet. Buna yetmiyormuş. C1 sınıf aracımız yokmuş. Şu C herhalde. Bunu seçelim. Oyna diyelim. Evet arkadaşlar, oyun açıldı. Ben size şöyle biraz göstereceğim oyunumuzu şimdi. Şurada start butonu var. Şurada telsizler falan var. Hemen telsize basayım bir. Otobanda sessiz bir hayat, seni sevende kabahat. Bir daha basmak istiyorum. Aşıksan vursaza, şoförsen bas gaza. Yetişemezsen el salla. Sen evimde güzel bir eş, ben gişelerde çilekeş. Evet arkadaşlar, şurada dediğim gibi radyo var ve sesli navigasyon var. Bir gidelim önce, tırımızı çalıştıralım. Sesli navigasyonda görmüş olacaksınız birazdan. Şansımıza gece denk geldi ama yapacak bir şey yok. Hemen bir geriye de alalım. Bir farlarımızı da yakalım, tırından da göstereyim. Şöyle. Bakın şimdi navigasyon konuşacak biraz sonra. Biraz önce. Biraz sonra. Ben şimdi göstereceğim onu. Sesi açayım. Yanlış geldik. Böyle. Evet, şimdi navigasyon şunu alınca gösterecek. Üçte bir de şey var. Park sensörü gibi bir şey var. Rota oluşturuldu. Zooks Games iyi yolculuklar diler.
Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi ses navigasyonu da var. Bir kamerayı içe alalım hemen. Evet, içe aldığımızda da böyle güzel ekranı var. Biraz sesi kısalım. Evet, içe aldığımızda da böyle güzel bir el gibi bir şeyler var. Navigasyon var. Çok güzel ibreler, LCD ekranlar var. Bakın şu an sola dönün diye navigasyon bize bahsetti. Biz de yola direktmen atladık. Birkaç navigasyon konuştuğundan aslında oyunumuzu kapatalım. Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Düz devam edin. Düz devam edin dedi gördüğünüz gibi. Bir telsize bakalım. İstanbul Ankara 1 saat. Sana sevgim 24 saat. Yolda hızlıyım, aşkta yavaş. Çorumluyum arkadaş. Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım. Sağa dönün. Sağa dönün dedi. Karayollarında değil, senin kollarında öleyim. Burada da şöyle ayna var. Sesi kısalım. Evet arkadaşlar, bu videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Şu tırımızı şöyle bir yere çekersek güzel olur. Şöyle ters park edelim hatta. Kameralara bakalım tekrardan. Şöyle üstten gösteriyor. Şöyle. Hatta stop edelim. Şöyle. Üstten. Ve şöyle de 360 derece bir şekilde hareket ettirebileceğiniz bir kamera açısı veriyor size şöyle. Evet arkadaşlar, son kez telsizlere de bakalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Yollar gelişime, kızlar duruşuma hasta. Tuvaletim geldi. Ne yapalım? En yakın benzinlik nerede? Karayollarında değil, senin kollarında öleyim. Evet arkadaşlar, videomuzu sonlandırmak istiyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben Oğuzhan.